Hoca niye bu kadar soğuk? Ben. Evet öyle dedi. Kadıncağız ben demedim. O da diyor yani. Kim inanır buna senden? Ya ben inanmam. Ben tanıdığım için inanmam da yani. Vallahi çok özür dilerim. Çok öder böyle. Böyle mi geziyorum yani? Hiç halim yok yani. Şu anda size çok uğraşıyorlar internette biliyorsunuz. Ha. Bir caps'ler var. Görüyor musunuz evet. onları? Kızıyor musunuz onlara? Yok kızmıyorum ama fazla kaçıyor artık. Ha, bazen bize. Kaçıyor evet. Bazen kaçtığı var ama bence bir çok... Bir tanesine ne güler misin ağlar mısın? Ne diyor bize? Üç fakülte bitirmeyen beni taşımasın demişsin ambulansta. Fakat bir de bir bakıyorsun ki üç tane bitirmiş oluyor. Açık öğretim falan. Ne yapacak o zaman? Sahiden kızmıyor musunuz bunları gördüğünüz zaman? Size götürüyor gösteriyorlar mı? Gülen şeye niye kızılır? Bir tanesinden biraz ürperdim. Ne? Adolf İlber diyor. Aman Allah. Oo, yani. Ama o hiçsizlik bir şey değilmiş ya. Ha, bak, arkadaşlar veriyorlar. Bak mesela çok enteresan. Beş dil bilmiyorsun bana soru soramazsın. Hiç gel alaka bir şeydir aslında. Şahane bu ne? Görüyorum ki aramıza yeni... Çok iyi yani. Bunları bir şey söyleyeyim. Bunu internete, sosyal medyada yaratıyorlar galiba. Cahillik hiç ayıplanacak bir şey değildir. Hatta cahil tutarlıdır kendi içinde. Kötü olan yarı cahillerdir. Böyle çeyrek çepelek eğitimli yani böyle 80 fakülte açıp falan böyle... Vilayet merkezleri bitti köylere, kasabalara da açalım çocukları harcayalım. Sonu daha kötü oluyor. Bu şahane. Gözlüksüz bakıyorum hala cahilsin. Bunu ben görmemiş. Çok güzel. Var mı başka arkadaşlar? Ne bu? Hayır beynini burada da bulamadım. Cahiller genelde cahil olduklarını kabul ederler mi hocam? Enteresan bir şey söylediniz biraz önce. Cahiller, cahiller eder ya. Öyle mi? Cahiller eder. Yani farkında olunan bir durum mudur cahil? Yani ben çocukken Türkiye'nin %60'ı okuma yazma bilmez. Ve biz millete şehirde işte otobüs üstü sokak ismi okur falan bundan beletken. Ve bir dostum vardı Mikhail Tuykov diye bir Bulgar arkadaşım. Ben iki kere hapse girdim Çekoslovakya için. Bir 37'de bir de 67'de dedim. Ha. Yani Hitler'in ilhakı 38 pardon ve... Şuna bakar mısın? Bu çok, çok güzel. Çok cahil. O derdi. İki tip var derdi böyle. Bak işte akademinin çok alim hocaları falan. Bir de derdi ben yürüyüş yapıyorum. Rodop tağlarının okuma yazma bilmez çobanlar. O herifteki hikmet ve bilgelik onlardaki. Şey kızar mısınız? Aradakiler ya? Derdi böyle berbattır. Goethe ile Faust'u duymuş ama hangisi hangisini yazmış bilmiyor falan. İşte o çok enteresan. Kızar mısınız böyle bir şey bilmeyen biri gördüğünüz zaman falan? Ne bileyim de o mesela... Hayır bilmeyene... Niye kızayım canım ama bilmediği halde konuşana kızılır tabii yani yorum yapıyor adam. Ve bunlar her zaman çok masum yorumlar da yapmıyorlar. Yani adamlar milleti millete kırdırıyor. Büyük tarihi teoriler ortaya atıyor. Büyük tıbbi teoriler ortaya atıyor. İlaçlar veriyor. Hukuk meseleleri çözüyor. Maalesef. Hepsi anayasa hukukçusu o yarı cahilleri. Çeyrek çepelekler daha kötü. Uluslararası ilişkiler uzmanı hepsi falan. Korkunç. Korkunç. Bunların en çok hangisini beğendiniz hocam? Ya sizi en çok güldüren hangisi oldu? Bir böyle hızlı hızlı geçelim hocaya gösterelim. Vallahi başım ağrımıyor. Demek çok zekam yok. O kadar bilgiliyim ki. Ödül alıyorsun. Bu artık şey illet etmeye başlamış beni yani. Şimdi hangisini daha çok beğendiniz hocam? Bunların arasında. Sizi böyle en çok güldüren hangisi oldu? Yani... Hızlı geçin arkadaşlar. Vallahi yani şimdi orada bir tanesi vardı ona geç. İnsan şey yapıyor. Çok iyi ama bu resim iyi. Bu şahane. Bir de ifadeye bakın. Çok güzel. Hocam Twitter'da bir İlber Ortaylı var. 200 küsür bin şey var, takipçisi var. Bu siz misiniz? Hayır. Kim bu? Bilmiyorum. Birisi yapıyor. Bir sürü adam var. Bazıları doğru dürüst şeyler yazıyor benim adıma. Bazıları şiir yazıyor. Kendi şiirini yazıyor. İlber Ortaylı diye. Kötü. Ben ilkokuldan sonra şiir yazmadım bir daha. Onu beyan ederim. Böyle şeylerle alakam yok yani. İlkokuldaysa benimdir diyorsun. Ya ilkokulda böyle şiirler yazardım. Annem güzel annem sonra kedim falan diye. Onlar iyi. Onlardan sonra bir şey yazmadım. Binaenaleyh böyle şiir yazdırmasınlar bana. Şiirle tevekkül yapan toplumlar hödük toplumlarda diye bir açıklamamız var. Çok doğru. Hödük demedim ama şey sentimental şey. Çünkü tefekkürü şiirle yapıyor. Bu çok sakat bir şey. Yani, şiirin fikir hayatına katkısı yok mu? Şiirin edebiyata ve estetiğe ve dile katkısı vardır. Yani güzel.
güzel şiiri olan, muhtevalı şiiri olan milletler muhteşemdir. Yani uzun yaşarlar. İran şiiri. İran istediği kadar fakir olsun, istediği kadar facialar geçirsin. Yani düşün, 10. miladi asırdan bile artık 1200 senedir neredeyse, olmadı ya 1100 senedir Firdevsi ile yaşıyor. O dille ne kadar zenginleşiyorsun. Ve bunun gibi daha nice şairler. Fransız edebiyatı. Yani Fransa ölse o şiir kalır yani. Evet. Ama tefekkür onunla olmaz yani. Tefekkür René Descartes'la olur, Poincaré ile olur. Onların yazdıklarıyla ve düz yazıyla olur yani. Çok rica ederim. Geçen hafta bu Fransa Cumhurbaşkanı geldi Türkiye'ye. Siz o konuşma yaparken bir fenalaştınız. Ne oldu? Çünkü yanlış bir ilaç aldım, tansiyonum düştü böyle. Gerilediğimi hissediyordum. İyi ki arkamda doktor Ayşe vardı. Doğru hastaneye götürdüler. Ondan sonra da orada bir Feryal Hoca vardır. Gastroenterolog. O da yani bu boş midenin üstüne bile bir ilacı alırsan olacağı o demeye getirdi yani. İyisin şimdi değil mi? Elhamdülillah. Gayet iyi gözüküyorsunuz. Holland nasıl bir adam hocam? Holland güzel konuşuyor bütün Fransız politikacıları gibi. Biz de güzel konuşanı hemen yüksek yere seçiyoruz. Çünkü hiç kimse konuşamıyor. Halbuki orada herkes konuşuyor. Yani belediye reisi bile güzel Fransızca konuşur. Konuşamayan zaten dinlemezler ki. Dinlemeyince de rey vermezler. Aday göstermezler. Bir izleyicimiz yok ki Türkiye'de Türkçe konuşma problemi var. Evet. Okullarda bütün temel iş o insanlara kendi dilini öğretmek olmalı. Kötü Türkçe konuşuluyor. Bilhassa sizin meslekteki insanların içinde rastgele çağrılanlar değil sunucular falan. Bir kere ya Arapça kelime kullanma yahut da doğru telaffuz et yani böyle. Manna, dünya, zaman, bazı falan olmaz. Çok ayıp. İkincisi millette kesin bir ağız bozukluğu var. Yani ağız bozukluğu küfürbazlık değildir. Veya dişini kullanamıyor falan. Diş öncesi prodental konuşulan bir dili böyle genizden sesler falan. Hı hı. Bunlar olmaz yani. Böyle Türkçe konuşulmaz. Anlaşılmıyor nitekim. Çok kötü ve bunu telefonda da yapıyorlar. Televizyonda falan da yapıyorlar. Çok kötü.